konusu olan Doktor Bahadır Kale Asi ise gerçekten 360 derece bir ufuk turu yaptığımıza bir süre sonra şahitlik yapacaksınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha ne güzel sizi ağırlamak. Her zaman. Yine şanslı bir günümüzdeyiz. Hep böyle bir yeni düzen kurulmadan önce mutlaka bir kaos oluyor ya. Biz de acaba şu an onun içinde miyiz, farkında değiliz de ben size şöyle evet, bir soruyla başlayayım. Bu diyalektik girişinizin üzerine. Diyalektikle başlayalım. Evet, her dönem kendi içinde tezler, antitezler barındırır. Ve de sentezler bulunduruyor. Aslında bunlar bir karmaşayla gidiyorlar. Yani hep öyle olmak zorunda evet, değil mi? Evet, yani böyle mekanik fizik değil de kuantum fiziği diyelim çok tabii evet. Fazla bilimi zorlayarak bir benzetme yapmak gerekirse. Maalesef insanın, yani maalesef diyorum bizim yaşam türümüz için şu an beynimizin kavrayıp, kodlayıp, yere oturtup, onun üzerine deneyim geliştirip, demek ki böyle oluyor deyip uygulamaya koyup yaşam tarzımızı daha ileriye doğru götüreceğimiz o süreç o kadar hızlandı ki. Çok. Yani organik yaşam türleri olarak, insan türü olarak zorlanıyoruz aslında. Zorlanıyoruz. Büyük bir bombardıman var. Her an her yerdeyiz. Yani alan zaman, yani zaman alan sürekliliğinde yuvarlanıyoruz ve tam olarak bunu öngöremiyoruz. Ne nerede? Evet. İşte, müthiş bir belirsizlik yani zaten. Yani mektup gelecek de açacağız, okuyacağız, yanıt vereceğiz, postaneye vereceğizden şu an aynı anda bir yığın haber bombardımanına, bilgi bombardımanına, temasa, işte WhatsApp grupları, bilmem diğer gruplar, sosyal medya, aynı anda fiziksel ve sanal dünyaların birleştiği, iç içe girdiği ve de tam olarak da önümüzü göremediğimiz bulanık bir ortamdayız. Ama heyecanlı tabii, güzel. Çok. Gelişmesi, daha doğrusu önümüzdeki yılları belirleyecek en önemli olaylar nedir diye baktığımızda tabii ki çok orta vadede müthiş olaylar var. Yani, yani web teleskobunun her gün keşfettiği gezegenler, milyarlarca yıldız ve bunların insanlık için ne ifade ettiği büyük olasılıkla orta vadede en önemli konu. Yapay zeka büyük olasılıkla kısa vadenin ile orta vadeye geçişte en önemli konu. Ama en yakına baktığımızda Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki savaş, İsrail'in işte bu müthiş cani hareketleri, Çin'in yeni emperyalizmi ve yayılmacı politikasının sinyallerinin giderek somutlaşması gibi konuların ötesinde en yani hani teleskopla değil mikroskopla baktığımızda en yakına Amerika Birleşik Devletleri seçimleri. Evet. Birçok konuyu belirleyecek. Dünyada finansı belirleyecek, iklim değişikliğiyle mücadeleyi belirleyecek, tabii, terörizm konusunu belirleyecek, savaşları belirleyecek, demokrasilerin otoriter rejimlerle olan çelişkilerini, rekabetini ve mücadelesini belirleyecek. Hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri seçimleri bu kadar önemli bir yol ayrımına sonuçta bu ülkeyi getirmemişti. Sonuçta süper gücümüz hala ABD. Evet, yani yegane değil. 10 yıl sonra olacak mı bilmiyoruz. Onu da konuşacağız hocam. Tabii. Dediniz mi münazarayı hocam? Evet. Evet. Ne gördünüz orada? Çünkü rivayet muhtelif. Trump diyor ki ben diyor sadece diyor Kamala'ya karşı diyor mücadele etmedim orada diyor. Sunuculara karşı da ettim. Evet. 3 tane şey vardı karşımda diyor benim aleyhimde. Siz nasıl gördünüz? Şimdi Trump'ın tabii taktiği o. Yani sürekli kendisini o mağdur durumuna düşürmek. Veriler ortaya çıkınca bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Kendisi çok daha uzun konuşmuş. Kendisine çok daha soru sorulmuş. Kendisi çok daha fazla müdahale etmek istediğinde kendisine hak verilmiş. Yani verilere göre kendisi daha çok konuşmuş. Ve tamamen bağımsız bir kurulun yaptığı şeyde her iki adayın da söyledikleri arasında yanlış olan, hatta bildikleri için belki de yalan olan ne var diye Trump 40 küsur yalan söylemiş. Kamala sadece bir yerde bir rakamı abartmış. Yani Kamala Harris ile Donald Trump arasında işte veri olarak böyle bir fark var. Çünkü Donald Trump'ın taktiği aslında biraz 20. yüzyıldan kalma taktikler. Bunların 21. yüzyıl ve bir demokrasideki yansımaları. Bir konuyu yalan da olsa sürekli söyleyerekten toplumun yeterince önemli bir kesimini etkileyebildiğini düşünen bir politikacı. Ve işte mesela diyor ki ben diyor seçkinlere, elitlere karşıyım diyor. Halbuki kendisi işte babasından milyarlar kalmış birisi. Bunların çoğunu da batırmış birisi üstelik de. Yani hani hiçbir zaman çalışmamış, hiçbir zaman kendisi dışında bir iş yapmamış birisi. Yani kendisine çalışmış birisi bir de üstelik. İnandırıcı değil diyorsun. Evet ama bunu inandırabiliyor. Yeterince insana inandırabiliyor ve seçilme şansı var. Zaten öyle birisinin bu noktaya gelmiş olması kendisi için de bir başarıdır. Yani şu an seçilebilme şansı var. Oyların en çoğunu alma şansı yok. Yani Hillary Clinton ondan 3 milyona yakın daha fazla oy aldı. Biden 8 milyon
daha fazla oy aldı. Fakat Amerikan sisteminde hani en çok oy alan hemen o gece cumhurbaşkanı evet. olmuyor. Evet. Ona göre büyük eyaletlere göre büyük seçmenler seçiliyor. Orada da nüfusa göre oran derken tabii. hani bizde örneğin tabii, fakat gördük ki yani o tartışmada tabii Kamala Harris de çok derin çok somut politikalar önermedi. Çok böyle yaratıcı bir şey veya bir vizyon koymadı. Fakat Donald Trump'a göre tabii daha başkan, daha oturaklı, daha konulara hakim, daha insancıl ve de toplumdan ve insanlardan bahseden bir söylemi vardı. Bu da onu hızla çok kısa bir sürede daha çok oy alacak bir noktaya getirdi. Daha çok oy alacak olması başkan olacağı anlamına gelmiyor. Ama şu an olay çok yakın gitmekte kamuoyu yoklamalarına evet. göre. Yani açıkçası hemen hemen herkes Kamala Harris'in başkan olacağı yönünde bir fikre sahip diyelim ama hakkında mısınız? Tabii. Hatta geçtiğimiz evet. hafta işte süpermarketleri denetleyeceğim başkan olduğum zaman gibi bizim çok iyi hatırladığımız ilk enflasyonla mücadele döneminde başlayan şu işte üç büyükler, üç harfliler falan dediğimiz süpermarket söylemleri. Yani baktığımız zaman Amerika'da da açıklanan enflasyonla demek ki gerçekleşen enflasyon arasında o kadar büyük bir fark var ki. Doların sürekli değer yitirdiği demek ki bir dönemin o kadar çok sonucunu yaşamaya başladı ki Amerikan orta sınıfı. Ben anlıyorum ki demokratlar biraz buradan gidecekler ve belki bir tık daha inandırıcı olabilirler mi emin değilim. Olabilirler çünkü Donald Trump'tan sonraki 4 yılda Biden döneminde işte enflasyon düştü, işsizlik çok düştü. Bunun etkilerini halk hissetmeye başladı. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorlar. Fakat yani makroekonomik göstergelerin düzelmesi, toplumun bunu içselleştirmesi, bunu yaşaması, bunu somut olarak kendi yaşamında işte daha iyi bir ev, daha iyi araba, daha iyi iş, daha rahat tatillere dönüştürmesi ve de sonra da bunun sandığa yansıması bunlar öyle çok senkronizasyon içindeki süreçler değil. Kaldı ki demokrasilerin en önemli sorunu dediğiniz üzere sadece işte göç konusu, veya güvensizlik konusu değil, esas olarak gelir dağılımının bozulması. Yani sanayi devrimlerinin her biri birer yeni demokrasi yaratmıştır. İşte ta birinci sanayi devrimiyle burjuva demokrasisi, sonra ikinci sanayi devrimiyle halk demokrasisi, üçüncü sanayi devrimi ikinci dünya savaşı sonrasında orta sınıf demokrasisini yarattı. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın, Japonya'nın, Güney Kore'nin, işte Avustralya'nın, Kanada'nın, tüm Batı dünyasının geniş olarak bunların hepsi Batı, Batı dünyasının dayandığı en önemli temel direk orta sınıftır. Orta sınıf üzerinde bir demokrasi gelişti. Gelir dağılımının da güçlü olması. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 1970'lerdeki gelir dağılımı tablolarına baktığımızda bugüne göre neredeyse sosyalist bir ülke. O zaman çok daha dengeli. Bu da tabii çok hızlı teknolojik gelişmeler, çok büyük şirketler, milyarderler derken belki yakında trilyonerler. Yani bunun da aslında simgeselleştiriyorum. Onlarla, kişilerle bağlı değil, katmanlarla bağlı, sosyal ekonomik katmanlarla bağlı bir gelir dağılımı dengesizliği var. Dolayısıyla güvensizliğin yani toplumlar geleceğe yani baktıklarında... Zengin çok daha zengin oldu, fakir evet. daha da fakir. Bu da tabii toplumlarda sisteme karşı öfke, tepki ve de sandığa yansıma yaratıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in, Mussolini'nin iktidara gelmeleri bunlar. Oyla iktidara geldiler. Hı hı. Burada da bu tip süreçler rol oynamıştır. Ayrıca tabii merkez sağ, merkez sol partilere karşı bir bıkkınlık oluşabiliyor. Genel olarak sadece göçmenler veya savaşlar niye açıklayamayız kaynaklı bu değil. Huzursuzluğu? Evet, güvensizlik aynı zamanda sosyoekonomik bir güvensizlik ve de teknolojik gelişmelerin hızlanmasının yarattığı bir kaygı geleceğe karşı. Ve bu yani Harris'li bir Amerika ve dünya ne olur? Trump'lı bir Amerika ve dünya ne olur? Hmm. Türkiye için hangisi daha avantajlı olur diye sorayım özellikle. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri dünyanın biraz önce de vurguladığınız üzere en önemli süper gücü olmaya devam ediyor. Yani büyük Şimdilik. Süper güç. Büyük süper güç yani sermaye, teknoloji, askeri güç ama yegane güç değil. Yani dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir arka bahçesi değil. Dolayısıyla bunda zorlanıyor. Şimdi bu çok önemli bir bahis. Bu bahisten kendini yenileyerek ve güçlenerek çıkabilir. Bunu yapıyorken bu Donald Trump'la da olabilir. Eğer iktidara geldiği zaman uygulayacağını arada bir söylediği politikalar yerine daha düzgün politikalar uygular. Daha klasik diyeceğim Cumhuriyetçi Amerika'nın siyasi dokusu yönetimde etkili olur. İşte atamalarda bunu görmek gerekir. İşte Senato'da, Kongre'de nasıl bir çoğunluk olacağını görmek gerekir. Yani belki Donald Trump da Amerika'yı bu dönemden geçirebilir.
Ya da Harris kazanırsa daha tabii alışılageldiği, öngörülebilir bir Amerika Birleşik Devletleri politikası olacaktır. Her iki durumda da Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka diğerlerine de ihtiyacı var. Müttefiklerine ihtiyacı var. Bu da tabii Harris'in döneminde çok daha kolay olacaktır. Çünkü dünyaya baktığı zaman işte belki de Macaristan'daki Orban dışında tüm Avrupa Harris'te daha işte uygar, daha normal konuşulabilir, daha konulara hakim ve de daha başkanlık konusunda olgun birisini görüyor. Birçok açıdan bunu görüyorlar. Entelektüel açıdan da, deneyim açısından da, işte gençliği açısından da bunu daha somut görüyorlar Harris'te. O bakımdan biraz Nikolas'ın tarzları farklı olabiliyor. Öncelikleri farklı ama Amerika hiçbir zaman dünyanın başka bir tarafında bir tasarımı olsa da, bir kurguyu peşinde olsa da bunu sonuna kadar uygulayabilen bir ülke değil. Amerika'da esnek olarak yani olacak duaya amin demeyi ve onu yerine getirmeyi iyi bilen, yetenekleri o konuda gelişmiş bir ülke. Yoksa işte yani öyle olsaydı Vietnam Savaşı'nın sonucu farklı olurdu. Afganistan farklı olurdu. Orta Doğu farklı olurdu. Fakat tabii ki demokratlar işte Filistin tarafında ibreyi birazcık daha çevirirler. Yani denge de mutlaka yani İsrail'i destekleyecek bir politikadan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir Washington. Evet. Fakat Netanyahu olan desteğini büyük olasılıkla mümkün olduğunca askeri indirecektir. Gitmesini isteyecektir. Gitmesi için gerekli koşullar için destek olacaktır. Yani onu ayrı görüyorlar artık. Yani o iktidarı ayrı görüyorlar Tel Aviv'deki. Ve de buna ek olarak da Filistin konusunda daha duyarlı olacaktır. Zaten bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Orada bir farklı bir yere gidecektir. Avrupa Birliği'nin içinde de zaten o konuda büyük bir kırılma yaşandı. Birçok ülke ağırlığını Filistin'den yana koydu. Çünkü görüldü ki tamam işte birçok Netanyahu'nun kendince dünyayı inandırdığı, belki de içinde doğru olan konular da vardı. Ama bundan hiçbiri şu anki politika için meşru bir zemin hazırlamıyor. Çünkü büyük bir katliam yaşanıyor. Büyük bir cinayet yaşanıyor. Yani sokaklardaki gösterilere bunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların etkisi ne olur? Yani aslında Türkiye için ne iyi olur değil. Şimdi Donald Trump döneminde tabii Türkiye ekonomisinin aşağı doğru inişinin en önemli tetikçilerinden birini tabii, görmüştük Beyaz Saray'da. Aslında bir Trump'a karşı bir sevgisi de var değil mi Türk halkına baktığımız zaman? Biz bir hoşumuza gidiyor bir tanı Trump olsa tercih ederiz falan gibi bir bilmiyorum, olanlar toplumda var bir karşılığı mı? Var sanki bizim toplumda. Olabilir her toplumda o tip böyle demagoglara karşı, yalancılara karşı bir sevgi olabiliyor. Ama esas olarak konu unutulmaması gereken konu çünkü çok eski değil. Türk ekonomisini mahvederim diye tweetler atan, Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaretler eden, Türkiye'yi ekonomik çökmekle tehdit eden yegane Cumhurbaşkanı dünya tarihinde belki de Donald Trump oldu. Onun da ağzından açıkladı ki Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne %100 geri dönmesini istiyor. Kırım dahil olmak üzere ve uluslararası hukuka Rusya'nın riayet etmesini istiyor. Bu politikaya en yakın olan tabii ki demokratlar. Demokratlar tabii mı? Trump çünkü Putin'le anlaşıp Ukrayna'nın bölünmesinden yana ve bir an önce yani tüm yardımı kesmekten yana Ukrayna'ya. Öyle bir hukuk, uluslararası hukukmuş, işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğüymüş. Yani bütün bunlarla ilgisi olmadığını, hatta yani oradaki NATO operasyonlarının ve desteğinin de veya Avrupa Birliği desteğinin de kendisi tarafından desteklenmeyeceğini söylüyor şimdilik. Hocam iktidara yani gelmeden. Trump'ın politikası burada çok daha rasyonel geliyor bana. Yani uzun zamandır Rusya'ya belli bir ceza verilmeye çalışılsa bile Rusya'nın bundan hiç etkilenmediğini görüyoruz. Rusya eğer 5 sene 10 sene devam edecekse bu savaşa devam edecek gibi görünüyor. Edebilir yani Rusya'daki halkın bunun nasıl bundan düşüneceğini bilmiyoruz. Amerika ama Birleşik Rusya Devletleri herhangi bir şekilde nasibini almadığı için olumsuz bir takım gelişmeler. Amerika'nın enerjisi tabii. Politikası açısından yararlı oldu. Ama diğer taraftan Rusya bugün ekonomi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Texas kadar. Yani savaşa başlarında İtalya kadar olan bir ekonomiydi. Bugün İspanya'ya kadar küçüldü. Ve de tabii daraldı ülke olarak. Çin'le ilişkisi tehlikeye girdi. Çünkü Çin çok büyük ve Rusya'yı her an egemenliği altına alabilir. Dolayısıyla Çin'e karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü sonuçta kendisini bir batı dünyasının ülkesi olarak görüyor. Kültürel olarak, geçmiş olarak, birikim olarak, halk olarak. Çin'e yakın hissetmiyor. Dolayısıyla Çin'le ilişkisi de bir tehlike. Çin, Rusya'nın 10 katı daha büyük bir ekonomi ve dev bir panda, küçük bir Rus ayısı gibi, seviyor gibi bir imgeyle karşı karşıyayız. Şimdi o da çok ciddi bir sorun. Texas kadar bir ekonomi yani Amerika, Texas'ın nüfusu 25 milyon. Evet.
Dolayısıyla yani Rusya'nın çok dikkatli olması gerekiyor. Kaldı ki yani komşularını bombalamak, insanların hayatını mahvetmek, Ukrayna gibi bir ülkenin toplumsal dokusuna bu şekilde saldırmak, askerlerle girmek, insanları öldürmek, çocuk insanlar, bunların hepsinin hayatını mahvetmek ile dünyada bir hukuk düzenini tekrardan tesis etmek imkansız. Şimdi de bir altın destekli yeni bir para birimi kurulmasından bahsediyor, ediliyor. Takip ediyor musunuz hocam? Evet, şimdi o konuyla ilgili dolar da var filan. Evet. Enteresan bir yapı var orada yani. Evet, yani kriptolarla altın tabii birbirine rakip şeyler. Bu arada da Amerikan ve Avrupa Birliği Merkez Bankaları dijital paraya geçiş için süreci hızlandırdılar. Hatta işte İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları da bu işin içinde. Şimdi tabii dünya ticaretinde dolar artı euro %90'ları yani çok çok yüksek oranlarda halen. Onun geri dönmesi o kadar kolay değil. Çünkü Çin'in de elinde, rezervlerinde trilyonlarca dolar ve euro var. Yani dolayısıyla Çin bu konuda kendisini mahvedecek bir sürece girmiyor. Fakat şurası kesin ki yani sadece dolar olmamalı diye düşünüyorlar. Yani şimdi BRICS'e baktığımızda içinde, yani BRICS bir tabii böyle bir Avrupa topluluğu gibi, bir Avrupa Birliği gibi bir gruplaşma değil. Arada bir araya gelen ülkeler grubu ve konulara beraber bakmaya çalışan, tartışmaya çalışan bir ülkeler grubu. Ki Türkiye'nin de pek yakında herhalde. Valla bir adaylı var ama ne oldu bilmiyoruz. Evet. Özellikle Türkiye'nin Rusya destekliyor bu işe gibi. Şey bilmiyoruz çünkü Rusya'nın aleyhine çok sert Ukrayna taraftarı ve hatta Kırım'ı da vurgulayan açıklamalar oldu Türkiye'nin. Şimdi bunun etkisinin ne olacağını bilmiyoruz. Girebilir, girmeyebilir. Yani o başka bir denklem. Çünkü orada Mısır da var, işte Birleşik Arap Emirlikleri var, farklı ülkeler var, İran var, Etiyopya var, işte Hindistan var ki Hindistan'ın ilişkileri ve aidiyeti esas olarak Batı'dır. Yani dünyanın en kalabalık ülkesi şu an Hindistan bir demokrasi ve de esas olarak ilişkileriyle, ekonomik ilişkileriyle, yatırımlarıyla, ticaretiyle hatta birçok kültürel konuda Batı'ya en yakın Asya ülkesi konumunda ve Çin'le arasında çok 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 derin sorunlar var. Brezilya başka bir ülke. Yani Rusya, Çin işte daha emperyalist çizgideki ülkeler ama Brezilya işte şu an anti-emperyalist bir iktidar ve ona göre bir evrim içinde. O da başka bir dev. Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika'da hep yani önümüzdeki yüzyılın da en önemli ekonomisi olma mücadelesi içinde. Başka ülkelerde çünkü hızla büyüyor, özellikle Nijerya gibi. Şimdi yani çok karmaşık bir yer BRICS. Bu bakımdan Türkiye BRICS'le iyi ilişkide olmalı mı? Olmalı. Toplantıya da katılabilir ama bunun çok önemli bir formülü var. O da şu. Tabii ki yani dünyadaki diğer ülkeler de örneğin Çin ve Almanya arasındaki ilişkiler çok çok derin. Fransa, tüm eski Frankofoni dünyası ile İngiltere, Commonwealth dünyası ile çok derin ilişkiler içinde. İspanya hala Latin dünyasında, Güney Amerika'da çok önemli bir ülke. Şimdi dolayısıyla Türkiye de tabii ki dünyanın geri kalanıyla, başta Orta Asya ve Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere çok yakın ilişkiler içinde olacak. Balkanlar başta olmak üzere. Bunu yapabilmesi için durması gereken sağlam zemin Batı içinde güçlü bir ülke olmaktır. Çünkü yoksa o ülkeler, yani Çin'in gözünde, Kazakistan'ın gözünde, Rusya'nın gözünde, işte Brezilya'nın gözünde Türkiye'nin değeri Batı dünyası içinde sağlam ve güçlü bir ülke olduğu zaman yükseliyor. Bunu onlar söylüyor. Evet. Onların siyasetçileri, onların yatırımcıları söylüyor. Çünkü Türkiye o zaman ne oluyor? Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini ilerleten, demokrasi, hukuk devleti konularında sağlam şirketlere ve yatırımcılara da güven veren bir ülke oluyor. Aynı zamanda işte piyasası, ekonomisinin düzenlenmesi, düzenleyici kurumlar, serbest piyasa konuları, bütün bunlarda doğru işleyen, sürülebilir kalkınma yolunda ilerleyebilen bir ülke olduğu zaman, işte toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre konuları, teknoloji konuları, eğitim konuları, yani böyle bir ülke olabildiği zaman ki olduğu dönemler oldu, yani yapılabilecek bir şey. Yani Mars'a gitmekten bahsetmiyoruz. Oraya da gideriz de şu an gitmedik. Dolayısıyla geçmişte başardığımız konulara bakalım. O konularda Hindistan gitti Mars'a, yani uydu gönderdi. O kadar zor bir şeydi. Ama biz de dolayısıyla bundan dolayı Türkiye'nin mutlaka gelmesin hocam. Ekonomi ve hukuk düzenini işte oraya çözelim. Oraya gitme sürecinde belki onları çözdüğümüz için gelmiş olur. Fakat o sırada yani öyle bir Türkiye Batı'da güçlendikçe ve Batı dünyasında ilerledikçe zaten BRICS'te de dünyanın her tarafında da çok daha saygın bir ülke oluyor. Bu saygınlık daha fazla ticaret, daha fazla turizm, daha fazla siyasi etki,
bir takım meselelerimizde Kıbrıs, Kafkasya, terörle mücadele daha büyük bir destek olarak işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçildi Türkiye geçmişte. Birleşmiş Milletler Asamblesi'nde 200'e yakın ülkeden çok büyük bir, evet, çok da büyük bir oy olarak seçildi. Unutmayalım. Bütün bunlar ve para olarak, yatırım olarak Türkiye'ye geri geliyor. Saygınlık olarak geri geliyor. İşte vize kolaylığı olarak geri geliyor. Türkiye, evet, Cumhuriyeti iş insanlarının, öğrencilerinin, akademisyenlerinin, sporcularının, sivil toplumunun dünyaya açılımı olarak geri geliyor. Dünyada da güçlendikçe zaten, tabii, Batı dünyası diyor ki, tabii çıkar ilişkisel sonuçta. Her şey, aa, bu Türkiye çok güçlendi dünyada deyip Türkiye'ye daha fazla itibar edip hak ettiği önemi daha fazla verir hale geliyorlar. Evet. Bu denklemi, yani hem Batı'nın hem Doğu'nun, dengesi tüm dünyanın, olma, evet, en her iki dünyanın da en iyilerini etrafına toplayabilen ülke olmalı. Batılı olmak, ama Batı'da da işte Avrupa Birliği şu an işte tartıştı, girişlere söylediğiniz, vurguladığınız konu kendisine ayna tutuyor. Niye? Çünkü 21. yüzyılda güçlü olabilmesi için Draghi raporu, eski Avrupa Merkez Bankası İtalya Başbakanı Draghi'nin çok iyi bir ekiple hazırladığı bir rapor. Hı hı. Diyor ki Avrupa Birliği'nin 800 milyardan fazla yatırıma ihtiyacı var. Yeni teknolojilere, eğitim reformuna, toplumsal kalkınmaya, yeşil dönüşüme, araştırma geliştirmeye gitmek üzere ki ilerleyen ve genişleyen küresel düzende daralan bir Avrupa Birliği olmasın. Evet. Türkiye hem o yeni evrimin içinde olmalı, hem de Batı dünyasının içindeki katılaşmış girişimciliği aşağı çeken, dinamizmi aşağı çeken konulardan muaf olarak çok daha dinamik, yaratıcı bir ülke olmalı. Evet. Hocam, işin dolar dominasyonu tarafına dönersek, orada kısa vadede herhangi bir değişiklik beklemiyorsunuz. Anladığım kadarıyla kolay kolay o düzen değişmez ahu diyorsunuz. Şimdi madem Türkiye'ye geldik, Türkiye'den hemen hızlıca Avrupa Birliği'ne hızlıca bir toparlayalım. Buranın gerçekten kuvvetli olması Türkiye için son derece önemli ve ciddi bir gümrük birliği içerisindeyiz. O yüzden biraz da Almanya merkezli Avrupa'ya birazcık ayna tutun hocam. Bir şekilde, onurlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Amerika'nın söylediği şekilde diyorlar. Ondan bağımsız hale gelmeye çalışacaklar. Avrupa'da yeni bir sanayi stratejisi kurulmaya çalışılıyor. Evet. Çok da büyük bir finansmana ihtiyaç var. O finansman da şu an Avrupa'da yok anladığımız kadarıyla. Nasıl görüyorsunuz kıtanın şu anki durumunu, geleceğini? Finansmanı bulabilirler. Finansmanı bulabilirler de bu bir siyasi karar. Şimdi para var, fakat parayı bir yere aktardığınız zaman öbür başka yerlere aktamıyorsunuz demektir. Mesela sosyal devlet Avrupa'nın çok alıştığı, örneğin, geçen yayında sosyal da devlet veya işte evet ve işte toplumun bir başka beklentileri, talepleri var. O sırada seçimler oluyor bir yerde. Ha, yani bunların bütün etkisini orada görüyoruz. Ve o seçimlerde ya bir dakika, iktidardaki ben aslında 10 yıl öncesi için iyi bir şey yapıyorum. Ama şimdi birazcık hepimiz işte kemer sıkacağız, bunu anlatamıyor. Yeterince, yani 5 puanını anlatamasa, tabii, seçmenlerin %5'ini anlatamasa seçim kaybediyor zaten. Zaten, tabii. Şimdi dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Bunu nasıl aşacaklar? İstedikleri kadar olmasa da işte gri'nin, kırmızının, beyazın, pembenin tonlarını da aşarlar. Bir şekilde aşarlar. Ama istedikleri gibi yapamayacaklardır. Rusya savaşının bitmesi Avrupa için şart. Yani bir şart şekilde vallahi bitirecekler. Ve kurtulmaları gerekiyor artık o yükten. Enerji bağımsızlığında yenilenebilir enerji, ama nükleere de geri dönmeleri gerekiyor. Almanya'nın yaptığı en büyük hatalardan biri birçok analiste göre. Nükleerden hocam, nükleer is the new green biliyorsunuz. Evet, işte veya evet, boyadığınız zaman yeşil oluyor her şey. Evet, yeni yeşil nükleer enerji. Seçtiğiniz boyaya bağlı. Fakat evet, ama tabii nükleerin de kendine göre birçok artıları var. Bunu kullanacaklar, ama eksileri de var. Yönetmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği kurulurken ilk Avrupa Ekonomik Topluluğu 1950'li yıllarda kurulan bir kurumda Euratom'du. Yani bu tüm atomik enerji, nükleer enerjiyi de bir tek pazar oturtmaydı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin genlerinde bu nükleer konu... Sadece kömür, çelik yok, evet, atom da var. Atom da var. O yüzden burada biraz ilerleyebilirler. Fakat Almanya, işte elektrikli araçlar, Çin'den gelenler, bunlara vergi mi koysun, koymasın mı? Koysa bir türlü, koymasa bir türlü. Hocam, fabrikalar kapanıyor. Çok enteresan fabrikaların kapandığı haberini alıyoruz. Kapasite düşüyor. Kaya gazının sıvılaştırılmış halini. Tabii daha da çok şaşırdım. Daha evet, da alacağız. Size de geliyormuş tankerlerle ABD evet, gazı. Evet. Daha da geliyor. Yani bu böyle gitmez Avrupa açısından gibi hocam. Ne görüyorsunuz? Bir yandan da işte bu hükümetlerin karakterine de baktığımız zaman, hani birlikte hep bir çatırda mı olur muyu da bekliyoruz ya biz. Hani biz tam bir giremedik, edemedik falan derken bir anda Avrupa yok, onu esnekleştirecekler. Daha genişletiyorlar şu an yani tüm kıtaya doğru. Böyle kalmayacak ama. Tabii ki. Yani değil böyle mi kalırsa zaten ne Türkiye Avrupa Birliği'nin, yani bugünkü Türkiye zaten AB'ye yolamaz, ama yarın daha demokrat,
daha ekonomik yönetimi iyi, sosyal kalkınması, ekonomik kalkınması daha belirli yönlere doğru giden bir Türkiye olsa bile Avrupa Birliği olamaz. Çünkü Avrupa Birliği hazır olmaz veya yeterince çekim gücü olmaz. Dolayısıyla yarının Avrupa'sı, yarının Türkiye'sidir hep. Burada fotoğraf değil, filme bakmamız gereken konu. Yani Avrupa'nın konu. Zayıflaması bize yaramaz değil mi hocam? Tüm dünya için çok kötü olur. Başta Çin olmak üzere. Evet. Çünkü, Çin'e yarar ama. Yok, Çin'de de çok büyük yatırımları var. Öyle mi? Tabii ve Çin'in rezervleri var, euro rezervleri var. Dolayısıyla dünya sistemi açısından pek iyi olmaz. Çünkü Avrupa dünyanın standartlar süper gücü. İşte bugün yapay zeka konusunda Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri tüm dünya takip etmeye başladı. Herkes Avrupa'ya uyuyor. Avrupa Birliği hala çok büyük bir finans gücü, çok büyük bir teknoloji gücü. Mikroçipler dünyada, işte Tayvan'da, Çin'de, Amerika'da üretiliyor ama onların makinaları, içindeki optik şeylerin neredeyse tek eli Avrupa'da. Yani Avrupa Birliği'nin de kendine has hala çok büyük, derin bir gücü var zaten. İşte gittiğimiz zaman veya filmlerde, işte ekranlarda gördüğümüz zaman ki ülkeler olmaya devam ediyorlar. Buradaki en önemli konu Avrupa Birliği'nin 21. yüzyıla uyum sağlayacak bir kurumsal reformu da başarması. Yani euro çok sağlam ve güçlü bir para hala. Bütün kuralları esnetiyorlar, bütçe açığını esnetiyorlar, kamu borçlarının gayri safi milli hasılaya oranını esnetiyorlar. Almanlar sinirlense de ama yine de güçlü olmaya devam ediyor. Önemli bir rezerv parası olmaya devam ediyor. Fakat bir taraftan da işte bir türlü 20. yüzyıl kurumsal kurgusunu 21. yüzyıla uyarlayamıyor. Niye? Çünkü oy birliği gerek. Her seferinde bir iki ülke tıkıyor. Şimdi bunu aşmaları gerekiyor. Aşmaları için de Avrupa'da genelde hep böyle olmuştur tarihinde. Bıçak kemiğe dayanınca veya büyük bir kriz olunca küllerinden tekrardan doğma. Efsanesi yarattı. Anladım. Avrupa Birliği de kendini. Avrupa modeli. Hem sosyal devlet tarafında, doğru, hem demokrasi tarafında. Ve çevre konularında da. Tabii. Eğitim konularında da. Şimdi onun için yani Türkiye'de de yapısal reformları. Avrupa altın standart gibi her şeye rağmen şu, evet, tuhaf dünya düzeni içerisinde değil mi hocam? Olmaya devam ediyor. Bunu devam, ama bu bedava bir devam değil. Bir şekilde kendisini toparlaması gerek. İşte onun için kendini, tamam, ayna tutuyor, öz eleştiri yapıyor, başka şeyler yapıyor. Türkiye için de tabii çok önemli dersler çıkıyor buradan. Çok hızlı hocam. Evet, çünkü Türkiye yani yapısal reformlarını başlatamadığı sürece toplumsal uzlaşma arayışıyla hiçbir şekilde ekonomisini düzeltemeyeceğini anlamış olmalı. Eylül 2024 itibariyle. Enflasyon mu düşecek? Türk lirası belli bir istikrara mı gelecek? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının satın alma gücü yükselecek. İşte eğitim reformu yapılacak. İşte geçen gün TÜSİAD iyi bir eğitim konferans düzenledi. Ortaya çıktı ki yani konu aynı zamanda da finansal olarak da büyük bir katkı gerekiyor. Müfredatı şöyle değiştirelim, böyle değiştirelim değil. Hoş yapılan değişim de felaket. Devrim olmalı, evet, orada. Evet, eğitim 21. yüzyıla, 2050'li yıllara göre yapılmalı. 2020'li yıllara göre de değil. Artık yani 21. yüzyılın ikinci yarısını hedeflemeliyiz. İş piyasası, mali piyasalar, çevre, yeşil dönüşüm konuları. Yani bu konularda doğayla ilişkimiz, içinde olduğumuz ve de büyük bir nimet olan Türkiye için doğa, kendi doğa zenginlikleriyle, mirasıyla ilişkisi ve bunun yönetimi. Tüm bu konularda Türkiye bugünkü şekilde ilerleyemez, gidemez, gitmeyecek. Evet, peki. Buna %100 emin olmak gerekiyor. Tüm bu konuştuğumuz konularda da işte dönüp dolaşıp buraya geliyor. Evet. Demokratik bir anayasa, doğru düzgün bir yönetim olmadığı zaman ekonomi yönetimi, sosyal, ekonomik kalkınma politikaları yönetimi, yapısal reformlar gündemi olmadığı sürece tüm bu konuştuğumuz konularda Türkiye maalesef bu gezegenin turisti olarak kalır. Peki hocam. Ama ileriye götüren gezegeni bir ülke olamaz. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü çok oldu geçmişte. Demek ki gelecekte de olur. Peki hocam. Bundan daha güzel bir final cümle olamaz.